Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir İşkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, çağımızın popüler meslek alanlarından bir tanesinde mesleğini başarıyla icra etmekte olan yaşam koçu Sayın Açelya Ada Aktop konuğumuz olacak. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Açelya Ada Aktop kimdir? Kendi dilinden tanışmak istiyoruz. En zor soruyla başlıyoruz. Aynen. Buyurun. Teşekkür ederim. 3 Şubat 1980 Karadeniz Ereğli doğumluyum. İlkokul, ortaokul ve liseyi Karadeniz Ereğli Koleji'ne gittim. Daha sonraki süreçte üniversite süreci başladı. Bulduş Soldağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri mezunuyum. Tabii okul bitince bir çalışma hayatı başlamak zorunda. İstanbul'a geldim. Ailemizin bir turizm şirketi vardı. Orada aktif olarak operasyon yaptım. Sonra eğitimini aldığım bölüm, yani eskiden insan kaynakları bölümü diye bir bölüm yoktu. Çalışma ekonomisini bitirenler insan kaynaklarına çalışırlardı. Ben de Türkiye'nin en önemli telekomünikasyon şirketlerinden bir tanesinde, hatta en önemlisi, insan kaynaklarında çalışmaya başladım. Orada da bir 8 senelik bir süreç geçtikten sonra yaşam koçluğuyla tanıştım. Şimdi de yaşam koçluğu yapıyorum. Bir de şöyle bir yaşam koçluğu yaparken lezzet katmak adına bir tetava enerjisi, bir enerjinin bir dalı tetava enerjisi almaya başladım. Kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Harika. Evet, Teteva'da yine son günlerde artık sıkça adını duymaya başladığımız yeni bir enerji türü ki alanı içerisinde hakikaten çok da iyi ilerlemekte yapılan seanslarla. Evet, insan kaynaklarıyla başladım dediniz. Evet. Kurumsal, profesyonel iş hayatınıza neler yaptınız o dönemde? Şöyle, kariyer ve özlükle başladım. Ben karakter olarak çok fazla şeyin, yani bir konu yerine birçok konuyu çalışmaktan hoşlanıyorum. Öğrenmekten hoşlanıyorum. Bir şey iyi yapmak, mutfağın iyi olması benim için çok önemli. Bunda da kariyer özlükle başladım. Gelişim danışmanlığı, mentorluk, işe alım gibi bölümlerde çalıştım insan kaynaklarında. Ama en çok tabii mutlu olduğum bölüm İşe alımdı. Çünkü birebir insanların o anki halleri, ruh durumları, insanları tanımak çok önemli, çok keyifli. Dolayısıyla birçok yerde yer aldım ama benim favorim işe alımdı. İşe alım. Aynen. Evet, insanlarla birebir birlikte olmak demek ki o dönemlerden beri sizi tatmin ediyor, mutlu ediyor. Evet. Peki, bu kurumsal süreç içerisinde anlatırken koçlukla tanıştım dediniz. Evet. Nasıl tanıştınız koçlukla? Nerede kesişti yollarınız? Şöyle, bildiğiniz üzere herkesin kendini sorguladığı bir dönem oluyor. Ben neden buradayım? Benim misyonum ne? Ben ya da bir problemle karşılaşıyor. Ben nasıl bunun altından kalkacağım? Herkesin böyle bir dönemi oluyor. Benim de böyle dönemlerim bir tanesinde. Kendi hayat yolunda giderken kendimle tanıştım aslında. Kendimle karşılaştım. Bu zamana kadar ne istediğimi hiç sormamışım ki kendime. Yani ben ne istiyorum, ne yapmak istiyorum, beni ne mutlu eder, benim misyonum ne? Sarsıcı oluyor mu? Olmaz mı? Olmaz mı? Çok oluyor. Çok oluyor. O sırada hayat koçluğu, yaşam koçluğu adı altında okulum, yani bizim şirketin vermiş olduğu eğitimlerin bir tanesinde böyle bir koçluk dersi vardı ama çok kompakt bir dersti. Yani sadece bir dersti yani. Sonra o kadar hoşuma gitti ki ben kendim özel olarak yaşam koçuyla çalışmaya başladım. Yaşam koçuyla çalıştıktan sonra hayatımda çok harika dönüşümler oldu. Bu şekilde karşılaştım ve inanılmaz mutluyum şu anda da. Yani çok keyifliyim. Harika. İyi ki olmuş. Ve çok güzel bir tanımlama yaptınız. Kelimeyi doğru kullandınız. Çok güzel dönüşümler oldu dediniz. Değişim demediniz. Evet, evet, aynen. Yok, şimdi bakın, değişim olur. Değişim devam etmediği sürece, dönüşmediği sürece değişim olduğu halde kalır. Bir duygu örnek vereyim. Ben evet değiştim artık. Çok hepimizin yaşadığı bir şey. Ben artık bunu takmayacağım. Evet ya, ben bunu yapmayacağım demek, değişmek 1 ay sürer, 2 ay sürer, 1 sene sürer.
Ondan sonra eğer dönüşmediğiniz sürece, yani o kalıpları kırmadığınız sürece o devam eder yani. Dönüşüm çok önemli o yüzden. Evet. Öyleyse değişimle dönüşümü tam olarak anlayarak, hazmederek evet, kendimi almalıyız. Kendimi içselleştirmek. Evet. Yani yani içselleştirmek çok önemli. Bu konuda hani zaten yaşam koçu da bunu hedefliyor yani. İşte tam onu soracaktım. Koçluk nedir, anlatır mısınız? Ne yapar? Koçlar ne yapar? Şimdi şöyle, ben kurumsal jargonlara hiç girmeyeceğim. Öyle ağır tanımlara girmeyeceğim. Koçluk şunu yapar. Bir dolabınız olduğunu düşünün. Bu dolap tıka basa dolu. Böyle tişörtünüzü atmışsınız, kazağınızı atmışsınız. Her şey atılı o dolabın içinde. Şimdi bir şey alacaksınız, onun kapağını açıyorsunuz, alıyorsunuz, çekip alıyorsunuz yani. Ondan sonra tekrar kapatıyorsunuz. Orada bir kaos var. Yani bulamıyorsunuz, zaman gidiyor vesaire. Ama bir gün öyle bir şey oluyor ki, karar veriyorsunuz ve diyorsunuz ki tamam, ben bu dolabımı düzelteceğim. O dolabın kapısı açılıyor, o dolaptan bütün eşyalar çıkıyor, atılacaklar atılıyor, verilecekler veriliyor, revize edilecekler ediliyor. Kalanlar düzenlenerek dolaba yerleştiriliyor. Bir yaşam koçu tam anlamıyla bunu yapıyor. Her şeyi siz yapıyorsunuz ama yaşam koçu buna destek oluyor. Atılacaklar atılıyor dediniz. Evet. Bu mümkün mü? Efendim? Bu mümkün mü? Yani şöyle, tabii ki de mümkün değil. Bunların kendi araçları var. Yani atılacak derken hepsi bizim için çok değerli deneyimler. Deneyimlerden bahsetmiyorum ama bazı problemli, yani küçücük şeyler. Travmalar yaşıyorsunuz. Bunu travmaları yalnız şeyler, genelde uzmanlar çözüyor. Ama bu da bir şey tabii. Hani uzmanla da devam edebilirsiniz. Yani bu anlamda. Ama bir adımdır. Bir adımdır. Aynen. Yani ben burada yaşam koçu olarak ne istiyor? Yani sen ne istiyorsun? Ve ne diyorsun? Onu bir duy kısmındayım aslında. Ben o kısımlarla ilgileniyorum. Evet. Peki size göre öyleyse bir koç nasıl olmalı? Bir koç nasıl olmalı? Bunu da şöyle açıklayayım. Yani etik anlamda zaten din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı, yaş aralığı, bunlara asla ayrım yapamaz. Yapmamalı. Yargılama, eleştirme, yönlendirme yapmaz bir koç. Kendi düşüncelerini manipüle asla ettirmez. Bunun dışında benim kendime göre olan kısımda da mutlaka sahici olmalı, şefkatli olmalı ve samimi olmalı. Evet, bu çok çok önemli. Çok önemli, çünkü evet. Çünkü güven evet. Çok gerekli. Çok önemli, aynen. Evet, peki insanlar, yine sizce diyeceğim, neden bir koçla birlikte yol almalı? Neden bir koçla birlikte yol almalı? Şöyle ki, şimdi koça geldiğiniz zaman insanlar hep dinlenilmek ister. Kimse kimseyi dinlemiyor artık. Aynı zamanda konuşmak da ister. Şimdi yine bir örnek vereceğim. Daha iyi anlaşılır diye umuyorum. Siz bir arkadaşınıza, ailenizden birine, yöneticinize bir derdinizi anlatırsınız. Anlatma ikinci, üçüncü cümleden sonra karşı taraf o kadar kendi söyleyeceğine konsantre olur ki siz artık orada dinlemez hale gelir. Çünkü kendi söyleyeceğine konsantre olur. Bu çok insani bir şey. Yani iki taraf için de insani. Şimdi koça geldiğiniz zaman koçun bir kere en önemli yetkinliklerinden bir tanesi çok iyi dinlemek durumunda. Yani tamamen %100'ünü vererek dinlemek durumunda ki kişiyi anlasın ve hani bir aynalama yapabilsin. Farkındalık oluyor. Farkındalık oluşturuyoruz biz danışanlarımızda. Yaptığı etkiler, adımlar atıyor. Attığı adımların nasıl etkiler yaratacağını bilmiyor. Ben koç olarak onun attığı etkileri göstermeye ve farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Bir de öz saygı oluşturuyoruz. Yani kişiler artık insanlar yani o kadar çok uzaklaşıyor ki kendinden, yani çevresinden. Önce çevresinden kopuyor, sonra kendine uzaklaşıyor. Yabancılaşıyor yani. Evet. Bu sosyal medyanın çok böyle kullanılıyor olması, teknolojinin çok gelişmiş olması, hayat şartları, her şeyin çok hızlı gidiyor olması, gelişiyor olması. Dolayısıyla öz saygı oluyor, kendini sevmemek, yani çok uzaklaşıyorsun. Dolayısıyla biraz da bunu göstermeye çalışıyoruz biz.
Evet, gerçekten de öyle. İnsanın kendini sevmesi, hani bu koşulsuz sevgi diyoruz ya, işte çiçeği, böceği, çocuğumuzu, şunu bunu sevelim. Ama hepsinden önemlisi kendimizi sevelim koşulsuzca. Bu bencillik değil, değil mi? Bunu unuttuk. Şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Şimdi bakın, kendini sev kavramı çok genel bir kavramdır. Yani kendini sev çok hani şeydir. Yani çok demoda demeyeyim de artık çok hani söylenen bir şeydir. Anlaşılmayan ama çokça söylenen bir şey, değil mi? Aynen. Şunu söylemek istiyorum ben. Kendini aynaya baktığında, aynada gördüğün fiziki görüntün, giydiğin kıyafetler, makyajın vesaire, bu değil ki sevmek. Sevmek önemli olan ruh. Ruhunu seveceksin. Hepimiz çok özel varlıklarız. Her insan çok özel. Yani 3 yaşındaki çocuktan yani 70 yaşındaki bir amcaya kadar herkes çok özel. Ama biz bunları hayat şartlarından, egolarımızdan bunları unutuyoruz. Yani aynaya baktığında hem dışını gör hem de içini gör. Kendini sev. Evet, çok doğru. Kendini nasıl seversin? Kendine güzel şeyler yaparak seversin. Kendine şefkat göstererek seversin yani. Başka türlü olmuyor. Bir şeyler başararak seversin. Evet. Ruhun en büyük besini sevgi. Gerçekten aynen. Öyle. Ama işte biz yapay, sanal besinlerle sadece bedenimizi besliyoruz. Tabii yani bakın, fit görünmek çok önemli. Çok iyi makyaj malzemeleri, işte nasıl makyaj yapılır, bunları geçin. Ruh, tabii bunlar da çok önemli. Ama bir de ruha bakmak lazım. Ruh çok önemli. Yani ruhu beslemek lazım. Sevmek lazım gerçekten. Ne istiyorsun diye sormak lazım. Ara sıra sulamak lazım. Yani bunlar çok önemli. Çok doğru, evet, katılıyorum. Kesinlikle yani katılıyorum. Sormak lazım biraz kendinle. Kaliteli zaman geçirmen lazım. Yani kendinle kalıp da yabancılaşmak yerine kendinle güzel vakitler geçirip kendine biraz kafa yorman lazım. Başka türlü olmuyor çünkü. Evet. Ama işte bu da farkındalık gerektiriyor. Aynen herhalde. Tabii. Ve kişinin istemesi bağlı. Yani istemeden hiçbir şey olmuyor. Evet, kesinlikle. Peki siz en çok nelerde zorlanıyorsunuz? Şimdi şöyle oluyor. Danışan geliyor. Bir kere yaşam koçunun ne olduğunu bilmeden, terimi, kelimenin ne olduğunu bilmeden geliyor. Psikologla karıştırıyor. Ya da uzmanla, ya danışmanla, terapistle karıştırıyor. Öyle bir şey yok. Burada herkes kendinden sorumlu. Koşluk alan. Kendinden sorumlusun. Ben sana destek olmakla yükümlüyüm. Hemen çözüm istiyor. Ben mesela terapiye geldim. Tamam, şimdi terapi bitti. Şimdi aynı her şey devam ediyor diyorum mesela. Öyle bir şey yok. Yani sen buraya bir anda bir saatte gelmedin ki. Bu sürece bayağı bir zamanla geldin. Dolayısıyla önce tanımak lazım. Konuyu anlamak lazım. Neler yapabiliriz ona bakmak lazım. Yani hemen çözüm istemeleri, seans istemeleri, bunlarda zorlanıyoruz. Yani anlatmakta zorlanıyoruz. Birbirimizi tanımamız gerekiyor diyorsunuz. O çok önemli. Birbirimizi tanımamız, güvenmemiz. Aslında bu da sizin en doğal hakkınız. Sadece danışanın size değil, sizin de danışanınıza güvenmeniz gerekiyor. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle öyle. Tabii. Yani birbirimize güven yani işbirliği yapmamız lazım. Onun bana güvenmesi, benim ona güvenmem. Benimle devam etmeyebilir. Evet. Ben de hani problem gördüğüm zaman uzmana, onu yönlendirme lüksüne sahibim zaten. Evet. Öyle gerçekten de öyle. Bunlar çok çok önemli. Peki sizi başarılı kılan nedir? Şimdi şöyle. Benim varoluş nedenim insana dokunmak. İnsanlarda farkındalık yaratmak ve biraz destek olmak. Bu işe alımda böyleydi, turizmde böyleydi. Yani benim varoluşumla yaşam koçluğunun oluşumu, özelliği, özü birbirine çok birebir uyuyor. Dolayısıyla ben hiçbir şey eklemiyorum. Sadece yaşam koçunu kullanma araçlarını öğrendim ve buradan devam ettim. Zaten diğer özellikleri, içinde barındırması gereken özellikleri zaten sahibim ben. Yani o zaman o en önemli yetkinlikler neler bir koçun? Bunlara sahibim diyorsunuz. Neler onlar? En önemli yetkinlikleri farkındalık yaratmak, dönüşümü hedeflemek ve fener tutmak. Yani danışanın ne söylediğini kendisine duyurmak aslında. Çok önemli. Evet. Kimler yaşam koçlarıyla birlikte yol almalı? Kimler koçluk almalı? Şimdi aslında bunu şöyle, o kişi almalı, bu kişi almamalı diye ayırmak zaten olmaz.
ve benim zaten haddime de değil ama herkes ihtiyacı olan herkes alabilir. Ama bunu alt kırılımlarına girersek yeni bir kariyer edinmek isteyen, kariyerinde gelişim göstermek isteyen ya da her şeyi lav edip başka bir kariyer isteyen kişiler alabilir. Sınava hazırlanan öğrenciler alabilir. Evet. Bir sürekli bir sarmalın içindedir kişi ki en çok da bu tip danışanlar denk geliyoruz. Bir sarmalın içindedir. Orada o sarmalda sürekli sıkılmıştır ve hani artık o sarmaldan çıkmak ister. Bu şekilde danışmanlık alabilir. Onun dışında stres vardır. Hayatında belirli bir stresi vardır. Bu stresi çözümlemek ister. Odaklanma sorunu varsa alabilir. Benim aklıma ilk gelenler bunlar ama herkes her zaman koçluk alabilir. Yani psikomatik bir hastalığı olmadığı sürece biz yardımcı oluyoruz, yol gösteriyoruz. Yani evet. Daha doğrusu destek oluyoruz. Evet, bu da çok çok önemli. Özetlersek öyleyse bir koç neler yapar? Bir koç hep üstünde durduğum farkındalık yaratır. Danışana aynalama yapar. Öz saygı kazandırır ve aynı zamanda dönüşümü sağlar. Bunları yapmalı diyorsunuz. Yapmalı, aynen. Evet. Ve popüler bir şekilde de devam ediyor değil mi? Evet, evet. Devam edecek mi koçluk sizce? Devam eder çünkü bir kere daha yeni oturan bir meslek. Çok kutsal bir meslek aslında. Tabii şimdi çok fazla hani dalgası da geçiyor işte yani bir de hayatımıza zaten var olan yani basketbol koçundan gelmiş. Hani herkes oradan tanıyor aslında basketbol koçu tanıdık geliyor ama artık şu dönemde bir sürü koç var. İşte vokal koçu var. Doğum koçu var, bebek koçu var. İlişki koçu var. Her şey koçluk yani demek ki bir şey var ki ihtiyaç var ki bunlar böyle şey oluyor. Çeşitleniyor. Bu da güzel bir şey. Dolayısıyla popüler olmaya, daha da popüler olmaya devam edecek. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Çok mersi. Çok kıymetli bilgiler paylaştınız bizlerle, izleyicilerimizle. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Yaşam Koçu Sayın Açelya Ada Aktop konuğumuz oldu. Hoşçakalın.